toplumu yetiştiren, eğiten... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi'nin Kasım ayı olan toplantısına sürpriz bir konuk katıldı. Köy enstitüleri mezun olan ve 1950 ve 1960'lı yıllarda Bodrum'da öğretmenlik yapan Ramazan Kansu, CYDD'nin bu ayki toplantısının sürpriz konuğu oldu. Vasıf Çınar, Milli Eğitim Bakanı'ymış ve İzmir'de bir konuşmasında diyor ki, 30 yılda diyor, Cumhuriyet'in öğretmen ihtiyacını karşılayamıyoruz diyor ilk öğretimde. Ama buna karşılık Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra Hasan Adı Yücel ve meclise diyor ki ben 10 yılda 50 bin öğretmen yetiştireceğim diyor. Yaşamını Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sürdüren 85 yaşındaki Ramazan Kansu, CYDD'nin Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Bodrum'da öğretmenlik yaptığı dönemler ve köy enstitüleri üzerinde bir sohbet gerçekleştirdi. Toplantıda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle üzerinde "Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pasta da kesildi. Var. Bu uğurda can veren Mustafa Necatiler, İsmail Hakkı Tonguçlar, Türkan Saylanlar adına kesiyoruz. 1950 yılında köy enstitülerinden mezun olan ve ilk görev yeri Sazköy İlkokulu'nda 13 yıl öğretmenlik yapan Kansu, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. 1984 yılında emekli ayrılan iki çocuk, üç torun sahibi Ramazan Kansu, köy enstitülerine başlama hikayesini şöyle özetledi. 1945 senesinde Korkuteli İlkokulu'nu bitirdim. Okumaya karşı içimde bir sanki yangın vardı, bir ateş vardı. Bu şekilde babam yoktu, üvey babam vardı. Bir ara üvey babamla aramızda münakaşa oldu. Bana küfretti, küfredince ben de orada taş varmış, kafasına attım taşı. Ondan sonra da köy enstitüsüne kaçtım. Ve köy enstitüsüne kaçınca da orada da şey çıkardılar önüme, zorluklar çıkardılar. Sen şehirde büyümüşsün, şehirde okumuşsun, köyde yapamazsın dediler bana. Çünkü köyde köy yaşamına alışmış olan, alışkın olan öğrencileri kabul ediyorlarmış okula genellikle. Beni kapıdan git dediler, seni almayız dediler. Ben pencereden girdim yine. Sonra sen başımızın derdi misin dediler bana orada. Ben dedim hiç kimsenin başının derdi değilim ama ben size bir şey sormak istiyorum dedim öğretmenlere. 40 bin köyde dedim. Öğretmen var mı dedim. Oradaki öğretmenler birbirlerine baktılar. Birisi dedi yok dedi. Gider misin dedi. Bayrağın dalgalandığı her yere giderim dedim. Bodrum'da öğretmenlik yaptığı köyde o dönemlerde tütün yetiştiriciliği yaptığını anlatan Kansu sözlerine şöyle devam etti. 50'den sonra gelen hükümet tüccar bankaya koyuyor, köylüye zamanında vereceği parayı, emeğini ödemiyordu. Ödemeyince de köylü zorluk içerisindeydi. Biz her şeyle köyün artık her şeyiydik. Doktoruyduk, hemşerisiydik, ebesiydik, baytarıydık, öğretmeniydik. Köy için her türlü donanımla yetiştik köye. Ve onların bu şekilde hareket etmesi de beni üzüyordu. 54-57 seçiminde erken seçim oldu. Bizim Bodrum'dan Zeyat Bey vardı, Zeyat Mandalinci, İktisat ve Ticaret Bakanı'ydı. Köye geldi propaganda amacıyla. Ben de sordum ona, neden dedim köylüyü dedim, tüccara soyduruyorsunuz dedim. Ve o zaman bazı eksikleri sordum. Bana kapıdan çıkarken beni rezil ettin dedi, buna seni sorarım dedi. 29 Ekim pazardı, Cumhuriyet Bayramı oldu. Şimdi 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı oldu. 30 Ekim'de de pazar seçim oldu. 31 Ekim'de Bakan Bey geldi. Bana hesap sormaya geldi. Bana işte sana soracağım, şu yaparım, bu yaparım deyince ben dedim ki benim için yapacağın tek şey var dedim. Buradan başka yere sürgün edersin dedim. Onda da bütçede benim yolluğumu verecek para bulamadınız dedim. Ve dedim Türkiye'de bayrağın dalgalandığı her yer benim için mukaddestir dedim. Bu Bodrum'da bir şey yarattı yani böyle. Oradan sonra ben Bodrum'a geldiğim zaman sanki bir bakan milletvekili geliyormuş gibi karşıladılar beni. Öğretmenlik yaptığı dönemlerde kadın erkek demeden bütün öğretmenlerin okulun her türlü ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Ramazan Kansu. Hatta kadın arkadaşlarımız okulun badanalarının yanında dökülen yerlerin sıvasını da yapıyordu. El becerisi olarak o şekilde yetiştirilmişlerdi. Bu gibi durumlar şimdi de tek tük görünüyor dedi. Şimdi artık eğitim diye bir şey kalmadı şeyde. O tek tük gözüken şeyler yani şey yapmaz.
Benim anlattığım zaman da herkes, erkek, bayan, bütün öğretmenler okulun her türlü ihtiyacını karşılıyordu. Her türlü şeyini yapıyordu. Hatta bayan arkadaşlarımız okulun dökülen badanalarını badanası yanında dökülen yerlerinin sıvasını da yapıyorlardı yani. O şekilde yetiştirilmişti şey olarak, el becerisi olarak. Kansu 1954'te Demokrat Parti döneminde köy enstitülerinin kapanacağını duyduğunda üzüntüden ağladığını ifade ederek şöyle konuştu. Ve köy enstitülerinin karşıda olanlar köylünün halkın uyanmasını istemeyenlerdi o zaman için. Köy enstitüleri kapanmasaydı şimdi Türkiye Orta Doğu'nun lideri olurdu. Çünkü herkes aydınlanırdı. Çünkü 6 senede 287 yazar, çizer yetiştiriyor köy enstitüleri 6 sene içerisinde ve 20 bin ebe, sağlık memuru, öğretmen yetişiyor bu 6 sene içerisinde ve artık çağdaş bir düşünce hakkını arayabilecek aydın bir insan kitlesi yavaş yavaş yetişiyordu ve köylünün aydınlanmasını, köyün kalkınmasını, milletin müreffehe, aydınlığa erişmesini istemeyenler buna mani oldular. Ondan sonra da yavaş yavaş artık medrese eğitimine dönmek için suları ters akıtmaya çalışıyorlar. Ama başarılar mı, başarılamaz mı bilemiyorum yani. Emekli öğretmen Ramazan Kansu, ÇYDD tarafından 27 Kasım Pazar günü saat 15'te Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Laik ve Bilimsel Eğitim başlıklı panele de katılacak. Türkiye'nin her tarafına böyle usta olan öğrenenler diğerlerinin yanında çırak olarak çalışıyor. Usta öğreticilerin yanında hem öğreniyorlar hem şey yapıyorlar. Ve bizim kız arkadaşlarımız yapı yapılırken yetmeyen yerde harç karıyorlardı. Ve hala İzmir'de Aydın'da yaşayan bir arkadaşımız var. Tek başına bir bayan olduğu halde çalışmış olduğu okulu 7 sene, 8 sene Aydın'ın bir köyünde öğrenciliğiyle beraber badana yapıyor yani. Usta falan şey yapmadan.